Yemek yapmayı seviyorum. Çok rahat patates. Bu niye böyle oldu ya? Ucuzcudan mı almış bunu? Ya bu yemeği yapacağım ya yapacağım. Hadi ocağı açalım. İmdat! Ne yapacağım şimdi? En iyisi ben gevrekeyim. Herhalde bundan bir sorun çıkmaz. Ne? Hiç süt kalmamış mı? Ne oldu tatlım benim? Ağlama lütfen. Her şey yoluna girecek. Sorunu anladım. Sen o işi büyükannene bırak. Ben şimdi hallederim. Bizim daha fazla süte ihtiyacımız var. Acele et büyükanne. Nereye gitti bu kadın? Bir yemek pişirme yarışmasına geldik. Ve canım pizza istiyor. Ekstra lezzetli olması lazım. Tamam, sorun yok. Şuna bak. Pizza hamurumuz geldi. Şimdi tarif kitabıma bir bakayım. Bu eski bir aile sarımızdır. Bir bakalım. Bunu nasıl açıyorduk? Bu hiçbir işe yaramaz şimdi. İş hazır hamura kaldı. Önce sucukları sonra peynirleri ekliyoruz. Şimdi hamuru patlayıp yuvarlıyoruz. Aynen böyle. Daha sonra bunu bir kalıba koyup uçlarını birleştiriyoruz. Aynısından birkaç tane daha yapalım. Şimdi pişirelim. Üzerine domates sosu sürelim. Güzel görünüyor. Üzerinde az daha çalışayım. Daire şeklinde bir peynir alıp ortasını deliyorum. Bunları da pişen pizzalarımızın üstüne yerleştiriyoruz. Ve daha da güzelleştiriyoruz. Sonra daha fazla sucuk ekleyip peyniri de eritiyoruz. Sıradan bir pizza değil, tadı harika. Çok güzel görünüyor. Buna bayılacaksın. Büyük anne bir dahi. Aklından bile geçirme. Büyük anne çok acımasız. Bu nedir? Keşke okuyabilseydim. En azından içine resimler var. İşte bu. Hadi şunu yapalım. Hamuru açıyoruz. Bu şekilde pürüzsüz ve dümdüz olması gerekiyor. Hamuru bir tepsinin içine yerleştiriyoruz. Yalnız daha fazla hamura ihtiyacımız var. Bu parçaları kenarlarına ekliyoruz. Şimdi sıra domates sosunda. Sosu hamurun üstüne yayıp her tarafını kaplıyoruz. Peyniri de eşit kalınlıkta olacak şekilde yine pizzanın üstüne yerleştiriyoruz. Sosisleri de koydun mu? Gördüğüm en güzel pizza olacak. Yumurtayı da kırıyoruz. O da ne? Yumurtayı tam ortaya koyuyoruz. Bence çok güzel oluyor. Pişireceğim, herkes geri çekilsin. İşte tam da bundan bahsediyordum. Vay canına, çok etkileyici. Pizza diye ben buna derim. Bir dilim kesiyoruz. Kokusu bir harika. Çok sabırsızlandım bir anda. Nefis. İşte tam benim tarzım pizza. Pekala, getirin hadi. Bunu dene tatlım. Hayır, bu sana göre bir pizza. Kazanan minyon oluyor. Aferin sana. Bir dahaki sefere iyi şanslar. Bu sefer canım bir kek istiyor. Ne düşünüyorsunuz? Keke bayılırım. O da ne? Cupcake'ler. Ama bunun üstündekiler nerede? Böyle olmaz. Bunun için bir şeyler yapmam lazım. Aradığım şey bu. Bu çocuklar çok sevimli. Sarı en sevdiğim renktir. Şimdi kremayı yayıyoruz. Kekimizin güzel görünmesi gerekiyor. Şimdi renkleri değiştirip beyaz krema kullanıyoruz. Keklerin üstüne birer yüz çiziyoruz. İşte şimdi bir şeye benzemeye başladılar. Çok az kaldı bitmesine. Süper oldular. Sanki şu an aynaya bakıyorum. Bunları yemede yanında yat. Etkileyici olmuş. Ama ben ondan daha iyisini yapabilirim. Bir düşüneyim. Neden bana bakıyorsun büyük anne? İşte bu. Ne yapacağımı buldum. Çileği ikiye bölüp ardından çikolataya bandırıyoruz. Çileğin alt kısmını güzelce kaplıyoruz. Artık çileğimizi süsleyebiliriz. Çileğin üstüne çikolatayı sıkıyoruz. Sonra üstüne noktalar ekliyoruz. Sıra gözlerde. Şimdi bisküvileri alıp üstüne çikolata sıkarak bir daire yapıyoruz. Nane yapraklarını da üstüne koyuyoruz. Sonra en üste çileği ekliyoruz. Çok sevimli oldu. Harika. Şuna bir bak. Çok güzel. Bir tadına bakmam lazım. Uç böceğim. Anne sana. Çok sevimli olmuşlar. Resme benzemişler. Kek zamanı. İkiniz de harika iş çıkardınız. Ama kazanan büyük annem oluyor. Ben mi? Gerçekten mi? Nanik. Selam anne. Nerede ki acaba? Çok açım ve bir şeyler yemek istiyorum.
Pekala, görünen o ki işi başa düştü. Buzdolabını talan etme zamanı. Bakalım nelerimiz varmış. Aa, pek bir şey yok. Of, hayalledim yıkıldı. Ha? Yemek yarışması mı? Aa, bir deneyelim bakalım. Ortalığı birbirine katacağım. Sen daha bezle gezerken ben yemek yapıyordum. Hadi bakalım. Vay! Çok eğlenceliydi. Yarışmaya hazır mısın? Öncelikle leziz bir tatlıyla başlıyoruz. Başlayın. Aman çok basit. Turtayı genelde marketten alırdım. Çantamda bunun için bir şey olacaktı. Huu, reçel iyi gider. Mis gibi tatlı olacak. Bir de tart kalıbı lazım olacak ve de hamurum. Acil durumlar için hep durur. Ne zaman ihtiyacın olacağını bilemezsin. Hamurla başlayalım. Önce kalıbı yayalım. Bunun için bir taktiğim var. Oldukça etkileyici değil mi? Şimdi reçeli ekleyelim. Hmm, ağzım sulandı. Eşit bir şekilde yaymak istiyorum. Of, güzel durdu. Şimdi üstüne hamur şeritleri koyalım. Yatay şekilde başlayalım. Şimdi de dikey şeritleri yerleştirebiliriz. Bu bir kafes görünümü yaratacak. Fırına girmeye hazır. Hemen geliyorum. Üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Gözüm üstünde olacak. Çok kolaymış gibi yapıverdi. Ay, ne yapacağım ben şimdi? Bekle, biliyorum. Ah, burada bir sandviç ekmeği var. Ve bir kutu krem şanti. Her pastanın süper olması gerekmiyor. Tadı güzel olduğu sürece, değil mi? Üstüne biraz krem şanti sıkalım. Ekmeği kaplamak istiyorum. Biraz da şekerleme ekleyelim. Tatlıya biraz renk katacak. Ah, şimdiden gayet güzel görünüyor. Ah, kimi kandırıyorum ki? Çok sıradan oldu bu. Durumu hemen düzeltelim. Yardıma ihtiyacım var. Yahu, bu kulübü seviyorum. Kim arıyor ki? Ah, beni duyabiliyor musun? Alo. Of, duyamıyorum bile. Ay, neler oluyor? Bam 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 bam! Yuhuu! Umarım boşuna çağırmamışsındır. Ay, üzgünüm, yardımı lazım. Bunun biraz tarza ihtiyacı var. Bu ne böyle? Aa, ama şanslısın. Aklını başından almak üzereyim. Şuna bak. Ah. Neler oluyor? Ay, inanılmaz! Ah, mükemmel oldu. Aa, çok teşekkür ederim. Tortam hazır. Çok da güzel kokuyor. Anne, bu tek boynuzlu at mı? Ah, ilaçlarımı almayı mı unuttum acaba yine? Hey hanımefendi, dik dik bakmak kabalıktır. Bu gerçek. Aa, hayır. Ay, yaptığına bak. Tortam tam bir felaket. Vakti geldi, gitmeliyim. Ah, tamam, mahvoldu. Hepsi tek boynuzlu attın suçu. Peki hala kurtarabilirim. Ah, bunun için çok uğraşmıştım. Ah, bunu Lizzie'ye veremem ki. Ah, ah, çok yazık oldu. Ah, kendimi çok kötü hissettim. Dur. İşte. Ah, ne yapıyorsun? Ah, çok naziksin. Teşekkür ederim tatlım. Etkileyici bir pasta. Ay ya, mutlu sonlara bayılırım. İkiniz de gözümde birincisiniz. Ha, cidden mi? Vay! Başardık tatlım. Evet, hazırım. Pizza yapmanızı istiyorum. Pek emin değilim ama biraz zor olabilir. Birkaç malzemeye ihtiyacım olacak. Burada ihtiyacım olan her şey var. Bakalım. Aa, hamura kesin ihtiyacım olacak. Hatta açmamız da gerekecek. Neyse ki bir merdanem var. Boyutu böyle iyi oldu. Ah, zor işmiş. Gözlerimi zar zor açık tutuyorum. Tamam, sırada ne var? Hah, sos. Her pizzanın bir domates tabanına ihtiyacı vardır. Benimkinde ketçap kullanacağım. İşleri hızlandıracak. Hamurun üstüne öyle sıkıyorum. Ha, dün gece partiye gitmemeliydim. Ah, çok uykum var. Hadi ama bunu bitirmem gerek. Güzellik uykumu daha sonra alabilirim. Şimdi malzemeleri ekleyelim. Peynir nerede ki? Hah, üstüne serpiştirelim. Belki daha sonra biraz kestirebilirim. İlginç malzemeler tercih etmişsin. Ne yaptığını biliyorsun değil mi? Şşş, canım, konsantre olmalıyım. Bir süreliğine gözlerimi dinlendireceğim. Hey, uyan! Uhu! Hey, uyan! Gözlerini aç! Her şartta koşulda uyuyabiliyor. Peki, uyan güzel kafasına göre takılsın. Yapmam gereken bir pizza var. Bu biraz zor olacak.
Ya da bunu kullanabilirim. Kimse hazır pizza kullanamayacağımı söylemedi. Biraz malzeme ekleyelim ve fırına atmaya hazır. Bu çok iyi fikirdi. Uyuyakalmış olmalıyım. Yarışma. Neden ya? Neden her şey bulanık? Gözlüklerim nerede? Yoksa yine mi kaybettim? Buralarda bir yerlerde olması gerek. Pizzam hazır ve epey lezzetli görünüyor. Lizzie buna bayılacak. Sen iyi misin? Hiçbir şey göremiyorum. Ne yapıyorsun? Sana yardım edeyim. Sensiz ne yapardım ya? Çok daha iyi oldu. Pizzam. Seni uyarmaya çalışmıştım. Benim pizzam hazır Lizzie. Benimki daha pişmedi bile. Bıcık bıcık ne? Karar zamanı. Ne diyebilirim ki dineciğim? Sen diğerini ye. Üzgünüm tatlım, uyuyakalmışım. Senden ne haber anne? Pizza diye buna derim. Kazandın. Evet, biliyordum. Çizimim bitti. Kurabiye yapmanızı istiyorum. Ne? Nereden başlayacağım ki? Belki de ya da belki... Dur, neredeyse çözdüm. Evet, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bir sipariş vereceğim. Vay canına, epey hızlıymış. Teşekkürler. Başlayalım. Her şey sunumda bitiyor. Tada! Ne düşünüyorsun? Benimle dalga mı geçiyorsun anne? Ne? Ne oldu? Tabii ki daha bitmemişti. Kendimizi biraz şımartalım. Çok lezzetliler. Gerçekten güzeller. Aklıma bir fikir geldi. Kurabiyesini ve içini ayıralım. Aynısını başka bir kurabiyeye de yapalım. Sonra bunları dizelim. Kurabiyeyi de lezzeti de ikiye katladık. Dur, yok artık. Daha neler? De bir kurabiye yapacağız. Dolguları dizmeye devam edelim. Acaba ne kadar yükselebiliriz ki? Yavaş yavaş çökmesini istemiyorum. Üstüne de bir kurabiye koyalım. Vay, kuleye benzedi. Fena değilmiş. Elinden geleni yaptın. Ama henüz hiçbir şey görmedin. İnan bana. Çantamı tekrar kurcalamam gerekecek. Bu da nereden geldi? Biraz kas çalışalım. Selam küçük adam. Bunların hiçbiri işe yaramaz. Ne? Bu ses de ne? Bir şeyin üstüne mi oturdum? Oralarda ne işin var senin? Ama şikayet etmiyorum. Ezilmiş kurabiyeleri bir kaseye boşaltalım. Sonra da bir kaşık fıstık ezmesi ekleyelim. Biraz da krema koyalım. Çok gerekmiyor. Bu kadar yeter. Bunu bir macun haline getireceğiz. Sonra da yuvarlayacağız. Bunları tel bir rafa koyuyoruz. Ve üstlerine erimiş çikolata gezdiriyoruz. Çok güzel olacaklar. Çikolata kurumadan önce granül dökelim. Hem tatlı hem de lezzetli olacak. Bitti. Tamamdır, iyi görünüyorlar. Ama benimki bir mimari zafer sayılır. Karar sende Lizzie. Harika. İlginç. Güzel duruyorlar anneciğim. Teşekkürler tatlım. Ya annem? Sorun değil, kazanan benim, biliyorum. Canına, kazanan kesin sensin. Ciddi misin? Neden? Evet, sıradaki turumuz hazır. Mükemmel bir turta istiyorum. Zor olması gerektiğini sanıyordum. Şov yapmayı bırak. Birkaç malzeme almam gerekecek. Dışarı çıkmak iyi gelir. Görüşürüz canım. Markete mi gidiyor? Telefon kullanmak varken. Bir bakalım. Yok. Bu olur. Şimdi de bekliyoruz. Bugün gerçekten epey hızlısın. Şöyle bakalım. İşe başlıyoruz. Bunları şöyle üst üste dizelim. Bu çok kolaydı. Kişisel bir dokunuş ekleyeceğim. Biraz çikolata sosu son rötuşları halledecek. Aşırı sanatsalım. Bana ver lütfen. Ne alışverişti ya. Sanırım her şeyi aldım. Hiçbir şey görmedin. Korkmuyorum ki. Benim de özel bir taktiğim var. Bir armutla başlayacağım. Bir de tava gerekecek. Bunu çok seveceksin. Hamurun üstüne bir kesik atıyoruz. Ardından içini üstüne diziyoruz. Sonra da pastayı katlıyoruz. Kenarları kıvıralım. Altın rengini alması lazım.
Ve tabii ki çikolata sosunu da unutamam. Sonuçta bizde de var. Bitti. Nasıldı bakalım? Benimkini tercih ederim. Buyur Lizzie, umarım beğenirsin. Güzel görünüyorlar. İkiye benim. Vay, inanılmaz. Ninem kazandı. Şüphe bile etmemiştim. Son tura geldik. Bu sefer leziz bir sandviç istiyorum. Güzel. Bunu yapabilirim. Burada taze malzemelerle dolu bir tabağım var. Şunlara bak. Kaybedecek vaktimiz yok. Nereden başlasak? Dur. Ekmeği alabilir miyim? Ne? Bunu mu istiyorsun? Tamam. Sosise de ihtiyacım olacak. Bir de peynire. Sorun değil. Ne? Elimde bir tek bu mu kaldı? Bununla ne yapacağım şimdi? Kibar olmanın karşılığı bu. Aman. Dur. Acaba. Bu işe yarayabilir. Peyniri bir fırın tepsisine koyalım. Ardından fırına atalım. Peynirin erimesini bekleyelim. Şu baloncuklara bak. Tamam, artık çıkarabiliriz. Soğuyunca üzerine jambon ve salata yaprakları koyalım. Üzerine de domates ve soğan koyalım. Şimdi yavaşça yuvarlayabiliriz. Dürüm gibi oldu. Ortadan da ikiye bölelim. Nefis görünüyor. Tam da Lizzie'nin çizimine benziyor. Umarım hoşuna gider. Bunu nasıl yaptı acaba? Hızlı olmalıyım. Bir fikrim var. Peyniri ekmeğin üstüne koyacağım. Ve sonra sosisi. Ekmeği sosisin etrafına dolayacağım. Sonra bir arada tutmak için kürdan kullanalım. Ardından parçaları ayıracağız. Aynen böyle. Parçaları yumurtaya batıralım. Tamamen kaplanması gerekiyor. Sonra ekmek kırıntılarına banalım. Ve yağda kızartalım. Ekmek kırıntıları altın rengi olana kadar bekleyelim. Servisimizi de sos ve yeşillikle yapacağız. Bunu hep yapmak istemişimdir. Elinden gelenin en iyisi bu mu? Lizzie, karar vakti. Çok sıkıldım. Harika kokuyor anne. Ama şuna bak. Vay harika. Sen kazandın yine. Evet, acayip komikti. Bak başlıyor. Herkese merhaba. Bugünkü mutfak yarışmamıza hoş geldiniz. Vay canına, ne kadar harika bir seyirci. Umarım herkes eğlenmeye hazırdır. Beni seç. O para bana lazım. Kimi seçsem acaba? Zor bir karar. Pekala. Mesela sen. Ben mi? Ve diğer yarışmacı olarak bu güzel hanımefendiyi seçiyorum. Ne? Bilin bakalım neyin zamanı geldi. Hadi yarışmamız başlasın. Nereye gittiler? Ne oldu öyle? Benimle alakası yok. Bu iş ne kadar sürecek? Neredeyse kestirme zamanı geldi. Vay canına, nasıl böyle uyuyakaldı hemen? Oyunumuz başlamak üzere ama... Her neyse, birinci turumuz başlıyor. Neredeyim ben? Ne güzel bir rüya gördüm. El örgüsü yapıyordum. Ne var? Bu kadar komik olan ne? Öyle demek, sana gününü göstereceğim. Önce çantamdan birkaç şey çıkarmam lazım. Ne yapıyorsun büyük anne? Birazdan anlarsın, bekle ve gör. Nerede bu? İşte unum, buna ihtiyacım olacak. Bunu yanında mı taşıyordun? Ne zaman pasta yapacağını asla bilemezsin. Bir şey daha lazım bana. Hadi ama. Çıktı. Büyük anne, kafamı acıttın. Üzgünüm, kazara oldu. Artık ateşi yakmanın zamanı geldi. Güzel görünüyor. Neredeyse unutuyordum. Kızı da tam buraya koyalım. Ne? Neydi öyle? Vay canına. Daha işim bitmedi. Bu metal çemberi pastanın üstüne bastırıyoruz. Sonra pastamızın üstüne bu çikolata sosunu döküyoruz. Hepsini mideye indirebilirim. Çikolataya bayılırım. Bu kadarı yeterli. Sonra üstüne süs şekerleri serpiştiriyoruz. Çünkü bunlar olmadan pasta olmaz. Çikolatanın üstünü kaplasınlar. Şimdi sıra eğlenceli kısmında. Çemberi kaldırıyoruz. Ve her şey tatlı bir çığa dönüşüyor. İşte kızın elbisesi artık hazır. Aklım uçtu resmen. Neler oluyor? Yaşlı bir hanım için hiç fena değil, değil mi? Ben buna nasıl rekabet edeceğim ya? Bir şeyler yapsam iyi olacak. İyi ki annem yanıma öğle yemeğimi vermiş. Bu domatesi kullanabilirim. Yalnız dikkat, bu eller çok tehlikelidir.
Şimdi sıra şırıngamda. O da ne? Uzak dur benden. Sakin ol büyük anne, bunu izle. Üstünü böyle çıkarıyoruz. Çok aklım karıştı ama gözüm sende. Sorun yok, inan bana. Şırıngayı önce ekmeğin içine, sonra da diğer malzemelerin üstüne bastırıyoruz. Hepsini kusursuzca kesiyoruz. Malzemelere bir kürdan batırıyoruz. Kürdanın hepsinin içinden geçmesi lazım. Sonra bunu dışarı itmek için pistonu kullanıyoruz. Lezzetli görünüyorlar. Gerçekten de öyle. Eğer minik sandviçleri seviyorsan fena değil. Ne düşünüyorsunuz? Bu gösterinin en sevdiğim kısmı. Pasta ile başlayayım. Bunu yapmak için sabırsızlanıyorum. Çok hafif ve pofuduk. Bu muhteşem. Teşekkürler canım. Ya benimki? İlginç. Ağzımda bir tat cümbüşü var. Sen kazandın. Bunu duydun mu? Yaşasın. Bravo sana Liam. Pardon. Evet, ikinci tur için hazırız. O kadarını anladık. Bu sefer ne yapsam acaba? Ben buldum. Hızlıca bir arama yapmam lazım. Alo, yardımın lazım. Demek öyle. Bir dakika. Ben sadece Liam'ı ararım. Harika. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Vacanana ne çabuk. Bakalım ne gelmiş. Yumurta mı? Peki. Şimdi bu yaramazları bir kızartalım. Biraz kıtır kıtır olacaklar. Sırada ne var? Tavaya biraz yağ döküyoruz. Şimdi cızırdayacaklar. Ocağı açsam iyi olacak. Güzel kokuyor. Resmen bu işin ustasıyım. Hey, dikkat et, kes şunu. Sen iyi misin? Her şey kontrol altında. Ne yaptığımı biliyorum. Evet, ne demezsin. Sanırım ben de başlasam iyi olacak. Belki bir şeyler öğrenirsin. Bu kadar yeter. Buldum. Bunu nemlendirici olarak kullanabilirim. Yalnız ısınmadan evvel acele etsem iyi olacak. Sen ne yapıyorsun büyük anne? Her günkü güzellik bakımımı yapıyorum. Patates kızartması gibi kokuyorum ama olsun. Pişirme zamanı. Yumurtayı tavaya kırıyoruz. Şimdi bize bir bardak lazım. Bardağı yumurta sarısının üstüne koyuyoruz. Ve beyazını çırpıyoruz. Beyazın güzelce kabarması lazım. Aynen böyle. İşte bu hale gelmeli. Bu kadar yeterli. Şimdi sarısının pişmesini bekliyoruz. Tavanın üstüne kapağı koyunca içinde buhar oluşuyor. Bu ise beyazın iyice kabarmasını sağlıyor. Güzel görünüyor. Leziz. Artık tabağı alabiliriz. Vay canına, başarılıydı. Benimki de aslında göründüğünden lezzetli olabilir. Kimi kandırıyorum ki? İyi ki o şeyi ben yemiyorum. Verin bakalım. İki farklı şekilde pişmiş yumurta. Bunu yemek zorunda mıyım? Yani şuna bir baksana. Elimden gelenin en iyisi buydu. Buna gelince olay budur. Müthiş, sen kazandın. Bir an bile şüphe duymamıştım zaten. Ya, adil bir sonuç. Sırada ne varmış? İşte burada. Tabii ki üçüncü turumuz. Tam bir şovmen. Bu ışık ne parlak. Gerçekten. Bu nedir böyle? Şuna bak, ne güzel bir gökkuşağı. Vay canına, çok büyüleyici. Gökkuşaklarına bayılırım. Sen neye bakıyorsun öyle? Gökkuşağı. Vay canına, bu aklıma bir fikir getirdi. Bana şimdi bir kap dolusu krep hamuru karışımı ve birkaç şey daha lazım. İşte bu gıda boyası şişelerinden bahsediyorum. Bu harika olacak. Krep hamuru karışımına boya katıyoruz. Fazlasına gerek yok, bu kadar yeterli. Boyayı karıştırıyoruz. Güzel canlı bir yeşil olması gerekiyor. Aynen böyle. Şimdi bunu kaşıkla sıcak tavaya alabiliriz. Bu tam olması gereken miktar. Aynı şeyi daha önce diğer renklerle de yapmıştım. Yalnız renkleri birbirine karıştırmıyoruz. Şimdi baloncukların oluşmasını bekliyoruz. Bu kreplerin piştiği anlamına geliyor. Oldu gibi gözüküyor. Şimdi bunları çeviriyoruz. Harika kokuyor. İşte üst üste dizilmiş lezzetli gökkuşağı krepleri. Ne güzel kokuyor. Bravo, müthiş görünüyorlar. Bu da nedir? Dalmış gitmişim. Siz bir de iyice görün. Bu da ne ki? Asıl benimkini görene kadar bekleyin. Bir kap un ve bir sürü yumurta alıyoruz. Umarım bu işe yarar. Yumurta konusunda hala aynı şeylerim var ama geriye dönüşü yok. Yumurtaları unun içine kırıyoruz. En azından bu sefer kabukları düşmedi. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Bunun çok kolay olacağını düşünmüştüm. Ama diğer yandan insanı rahatlatıyor. Planladığım bu değildi. Şunu avucumdan alayım.
Vay canına ne harika. Sonra bunu tavaya koyuyoruz. Kahverengi olması gerekiyor. Hadi şunu çıkaralım. Aksi halde yanabilir. Bayağı iyi oldu. Bu çocuk yemek konusunda tam bir dahi. Yapamayacağı bir şey var mı? Bana bayılıyorlar, yaşasın. Hey yaşayın, teşekkürler. Aferin ama kazananın kim olduğuna sen karar vermiyorsun. Vay canına, sonunda iki tane yenilebilir şey geldi. Önce krepleri deneyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Teşekkürler canım. Hele güzel geliyor, anladınız mı? Ha canına, daha çok istiyorum, o çok lezzetli. Sen kazandın. Yaşasın, biliyordum. Şaka mı bu? Bravo diyem. Pekala, bir tur daha yapıyoruz. Bu dördüncü tur oluyor. Evet, artık baskı artıyor. Biraz zorlaştı ama sorun yok. Neye koymuştum şunu? Hah, buradaymış. Bir sepet taze meyve, hangisini kullansam? Kivi ile ne yapsam güzel olur? Şunu biraz parlatayım. Nefesim. Sabah dişlerimi fırçalamayı unutmuşum. Hadi o zaman yapalım şunu. İşe kiviyi soymakla başlıyoruz. Sonra dilimleri ayırıyoruz ve dilimleri ahşap şişe takıyoruz. Şişi ortasına kadar itiyoruz. Şimdi sıra işin diğer kısmında. Tavaya şeker küpleri koymuştum. Şekerin erimesini bekliyoruz. Sonra kivileri erimiş şekere bandırıyoruz. Daha sonra çevirip diğer tarafını bandırıyoruz. Ve kivinin şekerleri emmesini bekliyoruz. İşte leziz şekerli bir meyve. İyi ki tatlılara düşkünüm. Bizim sana aldığımız kadar değil ama. Güzel dedin. Aa, teşekkürler çocuklar. Bu çok akıllıcaymış. Bir dakika, bir fikrim var. Sadece bir şey lazım bana. Hah, buldum. İyi ki bu şekerleri atmamışım. Ha, bir dakika. Ne? Bu yararlı olabilir. Sonraya saklayayım. Ama bu şekerlere hemen ihtiyacım var. Hayrete düşmeye hazır olun. Hey, ne yaptığına dikkat et. Merdanenin öcünü aldım. Şimdi şekerleri eritmemiz lazım. Yanımda hep bir saç kurutucusu taşırım. O yüzden saçlarım hep harikadır. İşe yarıyor. Karamel. Sıra işin diğer kısmında. Onun için bize bu pipet lazım. Pipeti karamele sürüp ucunu karamelle kaplıyoruz. İşte hazır. Şimdi pipetin diğer ucundan üflüyoruz. Bak, şekerden baloncuklar yaptım. Müthiş oldu. Doğru söylüyor. Öyle gerçekten. Bütün yapabileceğim bu mu yani? Ha, bu çok daha iyi. Of, düşündüğüm kadar etkileyici olmadı. Vay canına, bu lollipoplar harika. Şanslı günümde olmalıyım. Önce Liam'inkini deneyeceğim. Biraz yavan olmuş. Buna çok ümit bağlamıştım. Şimdi sıra büyük annenin meyvesinde. Vay canına, büyük anne kazanıyor. Yaşasın, biliyordum. Bizi hayal kırıklığına uğratmayacağını biliyorduk. Şimdi ne oluyor? Bak, para geldi. Ne çok. Kendime bir sürü harika şey alacağım. Ben de kaykay alacağım. Hazır sayılırım. Selam. Şunu alsam olur mu? Salatalığı kolayca kesmek ister misiniz? Bir tenis raketinden geçir gitsin. Çok tatmin edici değil mi? Saat kaç? Elimde koca bir salatalık yok muydu? Mandy, bu ne hal? Ver şunu. Yiyecekleri böyle israf edemezsin. Aa, şu beğenilere bak. Bir anda buraya nasıl geldik? Umarım yemek yapmaya hazırsınızdır. Ne yapacağınızı öğrenmek için çeviriyoruz. Selam, yarışma için heyecanlıyız. Öyle miyiz? Peki, şimdi hazırım. Biz yarışmaya hazırız. Ben de başlamaya hazırım. Ne? Bu ne? Acaba ne çıkacak? Umarım canınız tatlı çekiyordur. Demek pasta yapıyoruz. Buldum. Birkaç şeye ihtiyacım olacak. Mandy, gel şuraya hanımefendi. Şuradan geçivereyim. Ah, buldum onu. Teşekkürler. Olamaz. Yakalayabiliyorsan. Epey ucuz atlattık. Pazarlamaya başlama ninneciğim. Umurumda olan tek şey bu pastaydı. Muhteşem değil mi? Ne ya? Anne, bittim ben.
Lütfen annemi geri getirin. Sensiz yaşayamam dedeciğim. Vay, bu da ne? Ninenle yeniden kavuşmak istiyor musun? Seni çok iyi anlıyorum. Oh, ne güzel dinlenmişim. Ay, şu adam sayesinde değil mi? Ne haber? Zamanınız daralıyor arkadaşlar. Aa, maalesef meşgulüm, anlıyorsun değil mi? Teşekkürler. Görüşürüz. Aa, yemek yapıyormuşsunuz. Aa, bununla işe koyulabilirim. Teşekkürler. Buldum, gizli malzemem çıksın. Kimse biraz kiraza hayır diyemez. Hatta neden 7 tane koymayayım ki? Hey! Biz bitirdik. Gayet dizi soruyorlar. Evet, benim pastam kazandı. Bu güzelliklerden birisini yiyelim madem. Ağzın! Evet, sıradaki tatlıya hazır mıyız? Aa, lütfen kolay olsun. Ha? Görünüşe göre kurabiye yapıyoruz. Aynen öyle. Oo, nasıl başlayacağımı çok iyi biliyorum. İyi misin anneciğim? Gel buraya, yardım eder misin lütfen? Teşekkürler canım. Güzel bir sırt kütlemesinden sonra işe koyulabilirim. Kızımı alamıyorum bebeğim. Görünüşe göre işimiz bitti, baksana. Of ya, hey, kuş mu gördüm? Kuş mu? Hey, bunda al beni yazıyor. Yaşasınım. Dur bir dakika. Ya şey büyüyor ya da ben geçiriyorum. Mendil? Ah, korkma, anneciğim seni kurtaracak. Hayır, 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 hayır. Ha? Peki, şunu mu kullansam? Ah, sihirli asam. Hokus pokus, hemen büyüyoruz. Büyüdüm. Teşekkürler. Beni kurtardın nineciğim. Şimdi kurabiye yapma zamanı. Burası da çok sıcak. Of, ilerleme kat ediyorum. Hiç fena görünmüyor. Mükemmel kalpli kurabiyeyi yaptım. Kahramanımı yaptım. Alabilirsin nineciğim. Teşekkürler. Çok tatlı. Annene bak. Onu uyarmamız lazımdı. Minnacık kaldı. Korkma canım, düzeltiyorum, oldu. Alo millet. Evet, buyurun. Hala burada olmanıza sevindim. Çevirelim. Acaba neye denk gelecek? Pankek geldi hanımlar. En sevdiğim kahvaltılık. Neyse ki teflon tavam yanımda. Hadi ocağa geçelim. Buldum. Ya ne kadar tatlıyım. İşe yaradı. Gerçekten buradasın. Seni görmek çok güzel. Şimdi hiç kımıldama, tamam mı? Evet, harika duruyorsun. Tamamdır, pozu aldım. Şimdi bunu hayata geçirelim. Neden en sevdiğim karakter şeklinde pankek yapmak varken sıkıcı ve sıradan şeyler yapayım ki? Ver rengi. Gerçekten bir şeye benzemeye başladı, değil mi? Ama bu şeyi sonraki seviyeye asıl mavi renk taşıyacak. Şimdi anladın mı? Görsel hafızam çok işime yaradı. Artık poz verme sen de olur. Tamamdır, iyi görünüyor. Mutfakta canavar var. Of, canım yandı. Ben kaçıyorum. Nereye kayboldu? Pardon. Günü kurtardım. Güle güle. Yardımların için sağ ol. Neredeyse bitmiş. Şahane görünmüyor mu? Neredeyse yemeğe kıyamayacağım. Tabakta da harika duruyor bak.
Daha önce hiç böyle bir pankek görmemiştim. Dur bakalım, ben daha iyisini yaparım. Ne yapacağımı tahmin edebiliyor musun? İşte ama daha yaratıcı işimiz bitmedi. Krem şanti geliyor. Ah canım, ah canım çok çekti. Bitti mi? Sence bitmiş mi? İşte bu yemeğe değer duruyor. Ah, çekilmeli süper. Aç ağzını bakayım. Puan için teşekkürler. Evet, çay zamanı. Dikkat et, sıcaktır. Evet, yeterince bekledik. Çay zamanı. Ne geldi bakalım? Aa, çok garip. İşler yeni bir boyut kazanmak üzere. Bu buraya nasıl girmiş ki? Sanırım kusacağım. İyi şanslar. Şans gerekecek. Mandy! Şerefe! Hiç dikkat etmiyorsun. Buldum. Bu taze ekmekler harika kokuyor. Ama birazdan ekmeğe benzemeyeceksin. Kemerleri bağla bakalım. Bakalım bunu yapmayı hatırlıyor muyum? İleri saralım. Gayet gerçekçi duruyor değil mi? Üstelik inan ya da inanma, hepsi yenebiliyor. Bu ürkünç bacaklar da dahil. İşte şaheserim. Güzelim, peki ya sen Mandy? Uyumasana canım, uyuyakaldı bak. Seni bekliyoruz. Sanırım bir şey yapabilirim. Aman ne? Benim böceklerimden birisini al. Teşekkürler. Bu böcek gayet lezzetliydi. Herkese de denettim. Ne yapacağım bu kızla ya? Sanırım kazananımız belli oldu. Evet, kazanma hissi bir başka. Daha fazla böcek ister misin? Ben de, yolla gelsin. Hepsi senindir. Yuhuu, harikalar ya. Epey de kıvrak duruyorlar. Sıradaki tura hazır mısınız hanımlar? Eminim harika bir iş çıkaracaksınız. Ne olacağını tahmin eden var mı? Tada! Dondurma mı? Bayılırım. Ama daha önce hiç yapmamıştım. Bakalım bu ne kadar işe yarayacak? Bilemedim ama deneyelim madem. Hadi bakalım. Hey, çabuk da dondurma geldi. Şuna bak. Hayır, doğru, daha bitmedi. Ben de öyle düşünmüştüm. Hatta milyon dolarlık bir fikrim var. Deneyelim bakalım. Tamam, şimdi donun. Harika değiller mi? Mis. Hayır, beklemeliyim. Bununla parayı kıracağım. Pati dondurması isteyen. Evet, kapış kapış gittiler. Zengin oldum. Hiç bu kadar parayı bir arada görmemiştim. Burada ne kadar varmış ki? Acaba bozukluğum var mı? Düğme mi? Bunlar çok etmez ki. Peki, kısmet. Ninemin parası yokmuş. Benim de çok param var. Al bakalım. Bana mı? Çok cömertsin. Al bakalım. Hiçbir şey alamadım ki. Gerçi boş versene. İp zengini oldum. Ninelerin hayalini yaşıyorum. Üstelik ne yapacağımı da biliyorum. Sabırsızlanıyorum. Bir tane daha örgü külahı geliyor. Yumuşak sunuma yeni bir anlam kattık. Vay, harikalar nineciğim. Hey, ninem nereye kayboldu? Hemen geliyorum Mandy. Şu an birazcık meşgulüm. Bana uyar. Enfes görünüyor. Evet, şu puzzle'lara bak. Çok kaslıyım. Ver şunu. Kasa geldim. Kaşım, neler oluyor? Dur dedim, başım dönüyor.
Of evet, bebeklere bir bak. Ver şu yumurtayı. Çok güçsüzsün. Ah, ona ihtiyacım vardı. Ver şunu. Oh, çok zayıfsın nineciğim. Enerjimi yüksek tutmalıyım. Hey, neler oluyor burada? Yapacak tek şey kalmış. Bitti mi? Daha yeni başlıyoruz. Ne? Neredeyiz biz? Yemek yarışmasına hoş geldiniz. Vay, rengarenk oldu. Evet, ilk tur hazır mıyız? Bana şöyle güzel serinletici bir içecek yapın. Aman, çok kolaymış. Bunun bir yarışma olması gerekmiyor muydu? Gazozlarımız burada. Hadi karıştıralım. Oo, şu renge bak. Bize biraz da şeker lazım. Hmm, çok güzel kabaracak. Bol bol baloncuk istiyoruz. Bu vişnelere bayılıyorum. Mükemmel bir süs olacak. Vay, keyifle içeceğim. Hmm, çok güzel. İhtiyacım olan enerji bundaymış. Kanım kaynıyor. Aa, Liam, dikkatli olsana. Ortalığı birbirine katacak. Liam, otur yoksa annene söylerim. Vişnem de hala beni bekliyor. Bu ne acele? Onu ben alayım. Hmm, fena değilmiş. Aa, sırtım. Oh, bu bana ders olsun. Aklıma bir fikir geldi. Jüle tavşanımızı şöyle koyalım. Şu vakumlu poşete yerleştiriyoruz. Sonra da havasını alalım. Neyse ki cafcaflı bir makinem var. Benim yerime vakumluyor. Şimdi de bir tencere kaynar suya atıyoruz. Şekerin erimesini istiyoruz. Sanırım oldu. Bir kenarını kesip bardağa döküyoruz. Ama sonuna kadar doldurmuyoruz. Donmasını bekleyeceğiz. Sonra da süt. Artık şekeri parçalayabiliriz. Bu kısım için bir pipet kullanıyoruz. Enfes görünüyor. Hadi deneyelim. Hmm, güzelmiş. Tam ihtiyacım olan şey. Sen de bayılırdın canım. Bir içecek daha yaptım. Zor bir karar olacak ama beraberi. Yuhuu. Çak bakalım. Oo, elim acıdı. Sırada herkesin favorisi var. Pizza. Oh, ben de pizzaya bayılırım. Evet, hadi başlayalım. Hamurumuzu yapmalıyız. Aha. Bu kadar un yeter gibi. Oh, çok eğlenceli. Sırada yumurta var. Hadi ama kırıl. Oh, ne güçlü yumurtaymış. Canavar gibi bir tavuk yumurtlamış. Hmm, daha iyi bir fikrim var. Başka bir yumurtayla hafifçe vuracağım. Sonra da kırılacak. Beni hiçbir şey durduramaz. Şu kaslara bak. Baş döndürücü. Hamurun hiçbir şansı yoktu. Yapış yapış. Çekil bakalım, nasıl yapılır göstereyim. Sihirli bir dokunuşa ihtiyacın var. Hey, sakin ol. Yeter. Tadam. Dur biraz. Bir taktiğim daha var. Kenarlarını çıkarıyoruz. Ve bir tabağa koyuyoruz. Sonra da üstüne peynir serpiştiriyoruz. Ardından eritiyoruz. Pizza cipsi gibi oldu. Şu peynirin uzayışına bak. Nasıl? Bunu nasıl yaptın? Hmm, bu cipsi aşım. Dur, buldum. Şunu alıyorum. Tam da ihtiyacım olan şey. Teşekkürler Tina. Onu yiyordum ama neyse. Marshmallow kavanozum duruyor. Cipsleri bir waffle makinesine koyuyoruz. Sonra üstüne jalapeno koyuyoruz. Biraz acı iyi olur. Sonra da rendelenmiş peynir. Hmm, ağzım şimdiden sulandı. Şimdi de pişiriyoruz. Ne kadar güzel görünüyor. Ama her pizzaya biraz domates sosu lazım. Üstüne dökelim. Of evet, güzelliğe bak. Tadam, gerçek bir sanat eseri. Aa, çok güzel. Bence bu yaşlı hanıma hiç bakma. Liam kazandı, tebrikler. Şaka mı yapıyorsun? Hey, şef ağzının tadını biliyor. Bas, bas, bas. Sıradaki turunuzu hazırladım. Sushi yapıyorsunuz. Dur bakalım. Hmm, peki yapabilirim. Ne kadar zor olabilir ki? Birinci şu marul yaprağını dökelim. Bir de salatalık koyalım. Sonra da saralım. Sıkı olmasını istiyoruz. İlk sushim hazır. Bir deneyelim. Hmm, çok da sevmedim. Bir eksiği var. Şu pirinci alalım. Yemek yapa yapa acıktım. Kaslarım besin ister. Ha, tam da bunu arıyordum. Başlayalım.
Tavaya krep hamurunu döküyoruz ve pişiriyoruz. Artık döndürebiliriz. Bazen kendimi de şaşırtıyorum. Deneyebilir miyim? İzle. Korkma, geri dönecek. Yani bir ara. Demiştim. Ver krebimi. Denedim. Krebin üstüne çikolata süreceğiz. Hmm, şimdiden güzel görünüyor. Tamamına sürüyoruz. Sonra da üstüne muz koyuyoruz. Şöyle saralım. Şimdi de kesiyoruz. Hepsi benzer boyutlarda olsa iyi olur. Bu da sonuncusu. Tamamdır, bitti. Tatlı sushi yaptım. Çok lezzetli olacağına eminim. Ha? Evet, ben de beğendim. Hı-hı. Sanırım bu pirinci kullanabilirim. Büyük bir kesik olmak zorunda değil. Sonra da alt köşeye hardal döküyoruz. Sushi lezzet katacak. Üstüne de pirinç dökelim. Sushi için taze balık gerekir. Ben de somon kullanıyorum. Sonra da avokado koyuyoruz. Şimdi de katlama zamanı. Kenarlardan katlayalım. Sushi cebi yaptım. Tadı da müthişmiş. Denemek ister misin Dina? Vallahi çok hızlıydı. Beğendim. Pardon, hani ninem ne yapmış? Muz ve çikolata. Güzel kombinasyon. Burada kazanan belli. Ninem kazanıyor. Hayır, sushi demiştin. Hayır. Ağlama evlat. Bence ben hak etmiştim. Bu hiç adil değil. Nefis bir atıştırmalık gibisi yok. Bir an evvel yemek için can atıyorum. Bütün iş sonunda. Vay canına, şuna bak. Tam Instagram'lık bir görüntü. Merhaba tatlım. Hayır, onları istemiyorum. Ama üstünde süslemeleri var. Nedense hayır dememi hiç kabul etmiyor. Şimdi bunu yeme zamanı. Al bakalım tatlım. Sana bir kase yulaf ezmesi hazırladım. Benim kendi yiyeceğim var. Demek büyük annenin yemeklerini beğenmiyorsun. O zaman yapacak tek bir şey var. Nasıl yani? Niye böyle bir şey yaptın ki? Ev yapımı şeyler en iyisidir. Bunu biliyor olman lazım. Hanımlar, buraya bakar mısınız? Bunu duydun mu? Nasıl girmiş buraya? Sizin için büyük planlarım var. Kulağa ilginç geliyor. Ve sen? Ben biraz meşgulüm ama. Mutfağımıza nasıl girdin sen? Sessiz ol. Bunun için zamanımız yok. Ne zaman yok? Vay canına, ne oldu böyle? Onu boş ver de bu üstümüzdekiler ne? Geldiniz demek. Şimdi bize mutfaktaki hünerlerinizi göstereceksiniz. Yemek pişirme yarışmasına hoş geldiniz. Şu malzemelere bak. Bunlarla harika bir çorba yapabilirim. Ferahlatıcı taze bir kokteyl gibisi yoktur. Bu sizin ilk yarışmanız. Bize bir mikser lazım. Unutmayın, tadının güzel olması lazım. Biraz esneme yapıp hazırlansam iyi olur. Kollarımı şöyle bir uzatayım. Tamam, hadi o zaman. Artık işe koyulabilirim. Vay canına, ne ciddiye aldı bu işi. Bütün malzemeleri miksere dolduruyoruz. Bütün malzemeleri kullanıyor musun? Meyve ve sebzeler bence tatsız. Bunları çöpe atıyoruz. Ben çok daha nefis bir şey yapacağım. Şimdi malzemeleri bulmam lazım. Buldum. Çantama bir bakayım. Yanımda acil durumlar için hep çikolata vardır. Şunları masaya bir dökeyim. İşte harika malzemelerim. Bunları miksere atıyoruz. Şimdiden ağzım sulanmaya başladı. Sonra bu içecekleri ekliyoruz. Diş hekimlerinin kabusu geliyor. Ama benim için muhteşem bir şey. Şimdi bunu bir karıştıralım. Tadının çok güzel olmasını istiyorum. Güzel görünüyor. Şimdi mikseri açalım. Şuna bak. Neredeyse hazır. Bu kadarı yeterli. Şimdi bunu bir bardağa boşaltıyoruz. Bu pek planladığım gibi gitmedi. Buraya da bir süsleme koyalım ve... Tada! O şey iğrenç görünüyor. Bunu ciddi ciddi içecek misin? Sen bir de bunu gör. İşte harika içecek diye ben buna derim. Zaten çikolatayla her şey müthiş olur ama daha işim bitmedi. Bunun da üstüne krema sıkıyoruz. İşte giderek daha güzelleşiyor. Şimdi de bu süslemeleri ekliyoruz. İşte benim tarzım bir içecek. Çok etkileyici değil mi? Daha bakarken bile dişlerim sızlıyor. Sanırım tam sana göre bir şey. Kimin içeceği daha harika oldu? İkisi de güzel görünüyor. Büyük annenizinkinde bolca doğal malzeme var. Ama korkunç görünüyor. Şimdi Gabby'ye geçiyoruz. Bu daha tarzıma yakın. Zor bir karar olmayacak. Bir puanı Gabby alıyor. Yaşasın, başardım. Şimdi şunu bir içeyim.
Asıl kazanan benim. Biraz çiğnemem gerekiyor ama hoşuma gitti. Büyük anne, sen iyi misin? Tabii ki, kendimi yeni biri gibi hissediyorum. Ver bakayım şunu bana. İşte tam ihtiyacım olan şey. Gabby, ben annemi istiyorum. Çok güzel bir bebek oldun. Gözlerime inanamıyorum. Teşekkürler büyük anne. Bezini değiştirmemi ister misin? Sanırım bir sonraki yarışmanın ne olduğunu anladım. Bu çok belli zaten büyük anne. Sürekli yemekten bahsetmek karnımı acıktırdı. Şöyle güzel bir hamburger iyi gider doğrusu. İşte sıradaki yarışmamız. Hadi başlayın. Sen hiç merak etme. Ben ne yapacağımı biliyorum ama önce yemek kitabıma bir bakmam lazım. Bir süredir kullanmıyordum. Bir süredir mi? O şey senden yaşlı görünüyor. Zaten kimin yemek kitabına ihtiyacı var ki? Şimdi hızlı bir arama yapacağım. Alo, bir sipariş vermek istiyorum. Gördün mü? Hiç zor olmadı. Artık çok rahatım. Müthiş bir hamburger yapmak istiyorum. Burada kullanabileceğim bir tarif olması lazım. Bu ilginç görünüyor. İşte bu. Şimdi pişirmeye geçelim. Önce köftelerimizi alıyoruz. Gerçekten pişirmeyle uğraşacak mısın? Ben de bu telefonu bekliyordum. Alo, geldiniz mi? Vay canına, ne çabuk. Ne? Bunu hiç beklemiyordum. Yardımcı olabilir miyim? Bir hamburger sipariş etmemiş miydiniz? Teşekkürler. Hani bahşişim? Vay canına, ne gergin bir tip. Beni öldürecek falan sandım. Şimdi tartıyı alıp ölçümüzü yapalım. Yeterli görünüyor. Artık pişirmeye geçebiliriz. Bunun için bir waffle makinesi alıp köftemizi güzelce kızartıyoruz. Hem görüntüsü hem de tadı güzel olmalı. Köfte pişerken ekmeğiyle de ilgilenelim. Bakalım ne gelmiş. Bu harika bir fikirdi. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı. Yani torbasından çıkarmak dışında diyelim. Muhteşem bir hamburger bu. Sen ne yapıyorsun? Seni ilgilendirmez. Vay canına, ne ters bir cevap öyle. Neredeyse bunun için vaktim yok. Vay canına, şuna bir bak. Nefis de kokuyor. Bunu hemen yiyebilirim. Ben bitirdim. Vay canına, gibi hamburgeri yapmış demek. Acele etmem lazım. Kaybedecek zaman yok. Of, yanlış bir şey yaptım. Bu nasıl oldu şimdi? Ama lezzetli görünüyorlar. Hamburger yaptığımızın farkındasın değil mi? Süre doldu. Hadi tabaklarınızı bir görelim. Sanırım bu hoşunuza gidecek. Büyük anne. Neyse, hiç sormayacağım. Gabby'ninkine bakalım. İşte harika bir hamburger var karşımızda. Tam olmasını istediğim şey. Bir puan daha Gabby'ye gidiyor. Gerçekten mi? Vay canına. Anne ve babama çok teşekkürler. Ama neyse, ben yemeye başlıyorum. Bunları israf etmek yazık olurdu. Vay canına, müthiş. Tarifini almam lazım. Bir sonraki yarışma ne acaba? Bir sürü malzememiz var. Sanırım birazdan anlayacağız. Bu sefer sizden waffle yapmanızı istiyorum. Başlayabilirsiniz. Nihayet, işte tam bana göre bir şey. Ben de bunu bekliyordum. Gösteri zamanı. Hiç şansın yok. Bunu zaten biliyorsun ama daha hiçbir şey görmedin. Şimdi bu işi daha ilginç hale getirelim. Zorlukları severim. Bu bir şaka herhalde. Bu nedir şimdi böyle? Unla başlıyoruz. Sanırım bu miktar yeterli. Sonra yumurtalara ekliyoruz. Kabuklara dikkat ediyoruz. Şimdi bize süt lazım. Bütün malzemeleri güzelce çırpıyoruz. Hamurun pürüzsüz olması gerekiyor. Ben de başlasam iyi olur. Büyük annemi taklit edeceğim. Ne yaptığını iyi biliyor. Şimdi yumurtayı kırıyoruz. Pek olmadı ama her neyse. Sonra süt ilave ediyorduk değil mi? Çok güzel. Şimdi sütü döküyoruz. Yalnız teknolojiyi kullanmak varken elle iş yapmak pek bana göre değil. İşte bana lazım olan şey. O neydi öyle? Bu bana yarışmayı kazandıracak şey. İşte bu iş böyle yapılır. Eyvah, biraz taşırdım. Neyse, sonra temizlerim. Evet, işler biraz kontrolden çıkmış olabilir. Eyvah, pişman olmaya başladım. Sanırım çok güçlü karıştırdım. Ama en azından hamurum hazır. Olamaz. Bunu nasıl yapıyorsun? Bu turu kaybedeceğim. Büyük haksızlık. En iyisi dondurma yiyeyim. Dondurma beni hiç hayal kırıklığına uğratmaz. Benim waffle'larım hazır. Bir saniye. Yanlış bir şey var. Gabby, tatlım, sen iyi misin? Üzülme. Bunu nasıl düzelteceğimizi biliyorum. Bana bir kepçe dondurma lazım.
Al dedi. Boşuna gidecek. Vanilya en sevdiğim. Dondurmayı böyle koyuyoruz. Oh, bir dakika. Biraz ahududuya ne dersin? Bunlar waffle'ımıza daha çok tat katacak. Köşelere birer tane koyuyoruz. Harika görünüyor. İşte bitirdik. Ama orada tek bir waffle var. Bunu birlikte çalışarak yaptık. Bu biraz beklenmedik bir durum. Ama bu seferlik izin veriyorum. Waffle'ınız harika görünüyor. Gelmeye 1 puan. Yaşasın. Ve 1 puan da büyük anneye. Başardık tatlım. Birlikte harika bir ekip olduk. Sen büyük annelerin en harikasısın. İşte son tura geldik. Umarım güzel bir şeyler yaparız. Hazır mısınız? İşte sıradaki yarışmanız. Ha? Bizden kule mi inşa etmemizi istiyorsun? Şöyle açıklayayım. Makarna yapıyorsunuz. Öyle desene. Bunu yapabileceğimizden eminim. Oo, bu fesleğen inanılmaz kokuyor. Eyvah. Apşı. Oh, Miss Kusi. Bir dakika, İtalyanca mı konuştum ben? Büyük baba, bu iş giderek tuhaflaşıyor. Hadi şimdi makarna yapalım. Spagettiye bayılırım. Yalnız bu biraz çiğ sanki. İzle ve öğren ufaklık. Şimdi bize bir tencere ve bolca su lazım. Ocağın ateşini iyice artırıp suyun kaynamasını bekliyoruz. Sonra makarnaları alıp tencerenin içine atıyoruz. İşte böyle. Çok basit. Ama bunu daha ilginç hale getirelim. Suyun içine biraz mavi gıda boyası damlatıyoruz. Bu kadarı yeterli. Artık makarnanın pişmesini bekliyoruz. Ne düşünüyorsun? Hiç fena değil. Bir dakika, makarnam. Hepsini yemiş miyim? Ne yapacağımı biliyorum. İhtiyacım olan her şey bunun içinde. Vay canına, şuna bak. Çok güzel. Yalnız bu paraya ihtiyacım yok. Siz çekelim bakayım. İşte peşinde olduğum şey bu. Erişte. Bu her şeyi çözecek. Erişteleri tabağa koyup bir garnitür ekliyoruz. Seninki nasıl gidiyor büyük anne? Sen beni merak etme. Sanırım makarnam hazır. Sen hiç böyle makarna gördün mü? Şimdi aynısını farklı renklerle yapacağım. Aynı gökkuşağı gibi oldular. Ne düşünüyorsun? Bu gördüğün en güzel makarna olabilir. Çok iyiymiş. Ondan iyi olduğu kesin. Gabi, senin makarnan o mu? Bu bir şaka değil mi? Bunu diğer şef arkadaşlarıma anlatacağım. Şimdi diğerine geçelim. Vay canına, büyük anne rengarenk bir şey olmuş. Sen bir gastronomi dehasısın. Büyük anne 1 puan alıyor. Bundan çok emindim. Artık bu bıyıktan kurtulabilirim. Bu harika olacak. Ninemin sifonu çekmesine sevindim. Özel bir tarif üzerinde çalışıyorum ve tüm malzemelerim burada. Vay canına, şu renge bak. Bu son şişeydi. Bu kreme ihtiyacım olacak. Umarım yeterince almışımdır. Tuvaleti bununla kaplamak istiyorum. Bu şimdiye kadar yaptığım en iyi şey. Oh, çok keyifliyim. Sırada granül var. Yani olmazsa olmazlar. Oh, çok güzel görünüyor. Ağzım sulanıyor. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Denemem lazım. Oh, midem. Jake, ne yapıyorsun? Ay, yakalandık. Bırak o pipeti hemen. Oh, yine mi Jake? Geçen sefer ne olduğunu hatırlıyor musun? Hayal kırıklığına uğradım. Yapacak tek bir şey var. Hayır. Ne? Şunu görüyor musun? Ne oluyor? Oh, hiç hoş görünmüyor. Neredeyiz biz? Ben de bilmiyorum. Ay, çok havalıydı. Yemek yarışması zamanı. Bu da nedir? Ben de anlamadım. Yazmak çok zor. Neyse, bana lezzetli bir pizza yapmanızı istiyorum. Ne? Altında ne var bunu görmek istiyorum. Bu da ne oluyor? Nine, iyi misin? Bu pizza hamuru. Hepsi bu kadar mı? Gözlerinde o bakış var. Ellerini çek yaşlı bayan. Aa, benimle tersleşmek istemezsin. Bırak. Bıraktırsana. Yapma, anneme söyleyeceğim. Dikkat et. Hayır. Yakala. Hepsi senin suçun. Ama yine de kullanacağım. Hayır, kullanamayacaksın. Bunu neden yaptın?
Panikledim. Bu beni durdurmayacak. Ver şunu bana. Sen ayaklarını yıkamanı söylemiştim. Neyse, en azından hamura peynirli bir tat verebilir. Bu tavada pişirebilirim. Isıtıcıyı da açacağım. Çıtır çıtır olmasını istiyorum. Çok iyi değil mi? Şimdi ne yapacağım ben? Buldum. Çikolata beni hayal kırıklığına uğratmaz. Kim demiş pizzanın hamurdan yapılması gerektiğini? Tatlı bir taban yapacağım. Çikolatayı eritmem gerekecek. Saç kurutma makinemi kullanabilirim. Bunu yanında mı taşıyorsun? Elbette. Tabii saçlarım hep harika görünüyor. Ama onu yakmak istemiyorum. Ters çevireceğim. Ah, iyi görünüyor. Domates yerine krema kullanacağım. Tatlı bir fikrim var. Gülen yüz çizeceğim. Ya ne kadar mutlu bir ayak. Biraz da granül dökeceğim. Biraz renk katacak. Bana şekerin nusreti derler. Ya yemeğe bile kıyamıyorum. Ah Liam. Evet, güzel oluyor. Çikolatayı güzelce yayacağım. Sonra sertleşmesini bekleyeceğim. Vay, tabanım hazır. Bir şey denemek istiyorum. Hep büyücülük okuluna gitmek istemişimdir. Fizoz Malzemeros. Oo, gerçekten işe yaradı. Sadece kelime uyduruyordum. Anlamıyorum. En azından benimki sevgiyle yapıldı. Aa, kötü kokan bir şey var Nile. Çikolatalı pizza mı? Beni çok iyi tanıyorsun Liam. Kim kazanacak? Bu Trillium aldı. Duydun mu? Aferin tatlım. Ya çok güzel. Aa, kiminle konuşuyor bu? Sulu sulu karidesler ve enfes spagetti. Aa, anladım. Bu çocuk makarnaya bayılır. Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ninemin yemekleri gibisi yok. Makarnaları tencereye koyacağım. Oo, çok rahatlatıcı. Enfes görünüyor. Ay, ninemi nasıl yeneceğim ki? Düşün, bekle bir saniye. Aa, buldum. Sakızımı kullanabilirim. Denemeye değer. Biliyor musun, bu işe yarayabilir. Makarnaya biraz benziyor. Bu konuda içimde iyi bir his var. Tabağa koyacağım. Ama spagetti gibi yerleştireceğim. Şimdi sosa ihtiyacım var. Tam bu iş için uygun bir şeyim var. Çikolata sosu kullanacağım. Jack tatlıya gerçekten çok düşkün. Dişçisi ondan nefret ediyor. Sırada ne var? Aa, jelibonla ne dersin? Tatlı ve sakız gibi. Bayağı lezzet katacaktır. Tam bir gurme yemeği. Hey nine, şuna bak. Çok yaratıcı olmuş ama ben daha bitirmedim. Peynire ihtiyacım var. Ve doğrama zamanı. Ustamın söylediklerini hatırlamam gerek. Bu eller birer silah. Sadece iyilik için kullanılmamalıdırlar ve peynir doğramak için. Wow. Çok havalıydı. Ninja gibisin. Çok fazla eğitim gerektiriyor canım. Ben matematiğe devam edeceğim. Neyse, bitirmem gereken bir makarna var. Peynirden biraz alacağım. Sonra da kaşıkla parçalayacağım. Çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi. Bunu bir tabağa dökeceğim. Geriye boşaltılmış bir peynir tekerleği kalıyor. Makarnam hazır. Hazırlar. Şimdi eğlenceli kısmı. Peynir tekerleğini makarnayla dolduracağım. Harika bir kase oluyor. Sonra da peyniri üzerine serpiştireceğim. Ay canına, bu çok zekice. Ne? Geri çekil, işler kızışmak üzere. Peyniri eritmek istiyorum. Bu tam benlik bir yemek. Mis gibi akışkan ve lezzetli olacak. Bu işe yarar. Şunu benim için tut. Nasıl oldu öğrenelim bakalım. Vay canına, şuna bir bak. Buna bayılacak özel bir çocuk tanıyorum. Senden bahsediyorum Jack. Vay, istiyorum. Bekle, benimkini görmedin. Şekere dair her şey var. İkisi de çok güzel ama Liam ucundan kazanıyor. Üzgünüm nineciğim. 2 puan üst üste. Yuhuu. Aman elimden geleni yaptım. Öf, bu kızartmaların tadı iğrenç. Bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Ciddi misin? Merak etme, ben hallederim. Bir dakika ver. Alo, sipariş vermek istiyorum. Bana lezzetli bir kızartma lütfen. Hey, 2 tane söyle. Bir dakika. Evet, 2 tane istiyorum. Tabii ki. Hayır, dur. Daha fazla istiyorum. 10 porsiyon ver. Ne, şaka mı yapıyorsun? Ne kadar istiyorsun? 10 mu? Hayır, hepsini istiyorum. Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Bundan emin misiniz? Boş ver onu, elindeki en büyük porsiyonu ver işte. Çok fazla patates kızartması var. Bir de bana sor, süper boy yapsana. Hey, müşteri her zaman haklıdır. Bu bana pahalıya patlayacak. Ne? Olamaz. Şimdiden burada mı? Vay, bu çok büyük. Herkes görüyor değil mi? Al bakalım Jack, kızartma istemiştin.
Vay ya, bu çok güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bu zor olacak. Dur bir saniye. Sanırım buldum. Şu elmayı uzatsana canım. Ne? Bunu mu istiyorsun? Al yakala. Teşekkürler tatlım. Bunu nasıl yapsam ki? Buldum. Bir kaşığa ihtiyacım olacak. Elmanın etrafını keseceğim. Çekirdeği çıkartmak istiyorum. Böyle yapabilirim. Bir tarafını böyle açık bırakayım. Evet, ben de bunun peşindeydim. İçini bir şeyle doldurmam lazım. Bir elma daha soymam gerekecek. Çok kolaydı. Şimdi bunu kızartmaya çevirelim. Bu da kolay. Onları elmaya doldurmak için kullanıyorum. Çıtır çıtır görünüyorlar. Ama elmalarımı paketlemek istiyorum. Sonra üzerine bir logo koyacağım. Bitirdim bak, Jack. Vay canına, aklımı başımdan aldı. Kafam çok karıştı, ne yapacağımı bilmiyorum. Bence oldukça basit. Evet öyle, beni seç. Tamam, başlıyoruz. Ne yap kazandı? Evet, çünkü bu gerçek patates kızartması. Harikayım, hadi dostum yiyelim. Çok şey kaçırıyorsunuz ama. Ne yapıyor bu böyle? Vay, tam bir sanatçıyım. Hala burada olduğumuzu biliyor değil mi? Bitirdim. Şimdi katlamam gerekiyor. Buna bayılacaksınız. Güvenin bana. Sihirbazlık numaralarımı çalışıyordu mu? Bir bezle örtmem lazım. Abrakadabra ve kayboldu. Tam bir caddesin. Hayır, mümkün değil. Teşekkür ederim. Harika bir izleyicisiniz. Hey Liam, cebini kontrol et. Neyi? Neden? Bir dakika, orada bir şey var. Olamaz ya. İmkanı wow. Yok, olamaz. Bu çok heyecan verici. Bunu nasıl yaptığını göstermelisin. Aç şunu. Bu bir hamburger. Bu ne anlama geliyor acaba? Gizli bir anlamı olmalı. Buldum. Yemeye başlasam iyi olacak. Tüm malzemelerimi hazırlayacağım. Bence hepsi bu. Peynirle başlayacağım. Benim için çoktan kesilmiş. Fırın tepsisini bununla kaplayacağım. 6 dilim yeterli olur. Sonra ekmeğinin üstüne yerleştireceğim. Hepsi bu kadar. Liam'ın saç kurutma makinesi onları ısıtacaktır. Sonunda oldu, çıldırdı. Seni duyabiliyorum. Ne yaptığımı farkındayım. Bu doğrama tahtasını tepsiye koyacağım. Sonra da ters çevireceğim. Peynir erimiş. Diğer malzemelere geçelim. Bu burger köfteleri çok sulu görünüyor. Domates dilimlerini de ekleyeceğim. Ve sonra üzerine ketçap gezdireceğim. Bu hardal keskin bir tat katacaktır. Ekmekleri kapatıyorum. İşte budur. Ninem burgerleri yaptı. Ne düşünüyorsun? Fena değil sanırım ama bunu yenebilirim. Sıradan ekmekle başlıyoruz. Onu özel bir şeye dönüştürmek üzereyim. Benim de gösterecek sihirli numaralarım var. Ekmeği bu gizemli bezle örteceğim. Şimdi konsantre olmam lazım. Ne? Ne yapacaksın? İzin verir misin? Bir şeyler oluyor. Hissedebiliyorum. Sanırım hazır. Şuna bir bak. Vay, çok havalı bu. Bunu nasıl yaptın? Dahası da var. Bu lezzetli kurabiyeyi alıp ekmeğin içine koyacağım. Gayet iyi gidiyor. Biraz daha şeker ne dersin? Hangisini tercih edersin? Şunu. Mükemmel seçim efendim. Bunlar kurabiyelerin üzerine konuyor. Domatessiz bir burger olacak. Tamam, marshmallow mu cips mi? Şu. Marshmallow mu? Güzel. Çok zevkli bir adamsın. Bu yeterli olmalı ama dahası da var. Çikolata rendelemeye ne dersin? Bu lezzetini gerçekten arttıracaktır. Umarım diyet yapmıyorsundur. Artık buna ihtiyacım yok. Eksik bir şeyler var ama. Tabii ya, sosa ihtiyaç var. Ama bu sıkıcı ketçaptan değil, bu çikolata. Harika görünüyor. Sonra üzerine ekmeğini de koyacağım. Başyapıtım bitti. Sadece bakarken bile dişlerim ağrıyor. Vay canına, bunu gerçekten güzel yapmışsın. İkisini de yemek istiyorum. Ninem klasik burgeri tercih etmiş. Liam saratıcı takılmış. İkiniz de kazandınız. Ne? Kazandın mı? Sarılalım nineciğim. Hayır, sandviçim. Salamlarım düştü. Matthew, geliyorum. Orada neler oluyor? Ne oldu? Anlatsana. Tamam, sandviçim mahvoldu bak. Canım, onun yerine bunu alsan. Aynı şey değil ki. Buna ne dersin?
Benim sandviçim. Hissettin mi? Aa, burası da neresi? Ah, hiçbir fikrim yok. Kafam karıştı. Uyanın ve malzemeleri koklayın. Ha? Durun, buradayım. Merhaba. Yemek savaşına hoş geldiniz. Güzel, çak. Ya da çakma. Ne yapıyoruz? Yemek. Olabilir, biraz makarnaya ne dersin? Tamam, bir dakikaya geliyor. Bir dakika. Ha? Kalk bakalım, bunları ben alayım. Ha? İzle ve öğren. Bu kaseye hiç kabuk girmeyecek. Yıllarca pratik yaptım. Un zamanı. Kimin ölçü kabına ihtiyacı var ki? Bana iyi göründü. Şimdi en sevdiğim kısma gelelim. İyi ki hala gücüm varmış. Şahane. Bana su lazım. Su hazır. Dumanı tütüyor bak. Ve şimdi biraz daha bekleyeceğiz. Zamanlayıcı ayarlandı. Mükemmel kıvam. Şu güzelliğe bir baksana. Sıkıca kapatmayı unutma. Çok iyi oldu. Altını açalım bakalım. Su kaynamaya başladığında torbayı suya daldırma zamanı geldi. İşte şimdi sıra gizli adamımızda. Delikler ölçüldü. Şunun akışına bir bak. Tamam, bu kadar yeter. Sudan çıkaralım. Sonunda makarnaya benzedi bak. Oo. Tadam. Onları bir kaseye aktarıyoruz ve bitiyor. Hazır. Harika kokuyor. Bu da bir sonraki adıma geçildiği anlamına geliyor. Tava yağlandığına göre artık erişteleri koyabilirim. Şu çatala bak. İlginç. Kümeler halinde tutmamız lazım. Şimdilik bu kadar yeter. Birkaç dakika sonra görüşürüz çocuklar. Bir fikrim var. Bu kadar yeter. En sevdiğim iki şey. Peynir tozu ve erişte. Yapmam gereken tek şey kaldı. Şu renge bak. Güzel eriyor gibi görünüyor. Bitti. Umarım çıtır çıtır olmuşlardır. Ay of. Bunlar muhteşem görünüyor. Özellikle de içindekilerle tabii. Kimin ekmeğe ihtiyacı var ki? Tadam. Şuna bak. Burger'e güzel bir yorum kattık. Ben gömülüyorum. Çok lezzetli. Hatta muazzam. Peki ya anneminki? Afiyet olsun tatlım. Şu peynirin güzelliğine bak. Ağzıma layık. İkiniz de kazandınız. Vay. Hey, anladınız mı? Tavuk. Özel tarifimin zamanı geldi demek. Ha? Evet. Hey. Hey. Git. Emredersin. Tavuk yapacağız değil mi? Sorun değil. Bence bu kadar yeter. Vay canına. Bak, çıtır tavuk. Harika görünüyor değil mi? Çatalın üzerine koyup kızgın yağ batırıyoruz. Hazır mı? Bana göre oldukça lezzetli görünüyor. Çok iyiyim ya. Nine, daha yeni başlıyorum ama beklediğine değecek, güven bana. Limonlar gelsin. Hey, bari şirin olsun. Ve fırına giriyor. Sıcağın tadını çıkar bakalım. İşte buna başyapıt denir. Şunları alayım. Bronzlaşmış değil mi? Ne kadar güzel ya.
Hey, karnım çok acıktı. Al bakalım. Ya, bu çok eğlenceli olacak. Kızarmış tava bayılırım. O çok iyi ya. Evet. Hepsi bitti. Çok sevdim. Ve şimdi sıra bunda. Mükemmel kızarmış görünüyor. Aman ya. Of, bu inanılmazdı. Aferin size. İkiniz de harikasınız. Yuhu, başardık. Ya. Hey. Tamam, anladım. Ha, buldum. Bu numarayı görene kadar bekle. Oh, çok taze değiller mi? Her seferinde bir tane koyalım. İçi hızlıca doluyor. Şimdi sıra en lezzetli malzemede. Bayağı yavaş çıkıyor. Bütün meyveleri kaplamak istiyoruz. Bu şeyin içinde yüzmenin nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Her neyse, hadi kapatalım. İçeride parti var. Mor bir parti. Güzel ama benim başka bir fikrim var. İşte burada. O da ne? Bunu daha önce hiç yapmadım. Ama sadece bir tane lazım. Orada iyi eğlenceler ufaklık. Buna ihtiyacım yok. Ve işte böyle. Bitiyor. Yine minkiyle başlayacağım. O rengine bayıldım. Enfes görünüyor. Evet. Bundan önce de içmiştim. Sen öyle san. Kola yüklemesi. Ne kötü bir numara. Ninem kazandı. Aslında çok komikti. Peki sırada ne var? Hey, şuna bakın. Heyecan verici değil mi? Tamamdır. Ne yapacağım? Bu şık şeyi kullanacağım. Önce çikolata geliyor. Erimiş tabii ki. Çok uzun sürmese gerek. İşte bu harika olacak. Şimdiden tatlılığın kokusunu alabiliyorum. Güzelce erimiş, mükemmel. Neyse ki hala sağlam bir elim var. Şimdiden acıkmaya başladım ve bolca yaptım. Oo, çok iyi. Tamamdır. Yumurta tabii ya. Şunu alayım. Şimdi başlayabilirim. Hazır bile. Şu çikolata harikalarına bak. Buna ne dersin? Şimdi sıra enfes dolgularda. Bu şeye bayılıyorum. Bunlardan da bol bol koyabiliriz. Sonra da çikolatalı bir kapakla kapatıyoruz. Ama daha bitmedi. Oldukça gurme görünüyor değil mi? Ve son dokunuş güzel bir renk patlaması. Beğendin mi? Wow. Biraz çikolata boyama zamanı. Eridiğinde iş görür. Altında bir çikolata olduğunu asla bilemeyecek. Ne de olsa çikolata kaplı olacak. Tamamdır. Mükemmel görünüyor. Pardon. Önce hangisini yesem? Bahsedelim, bu şey çikolata doludur. Harika. Ben gömülüyorum. Tanrım. Garip bir tadı var. Ama bu iyi olmalı. Çikolata ve granül asla kötü olamaz. Üstelik kocaman. Evet. Gerçekten beğendi. Bunu ninem kazandı. Bunun olacağını biliyordum. Of, kahvaltı yapsam iyi olurdu. Burada güzel bir şey var mı? Yok işte. Dur, ninemi arayacağım. Bana yardım edecektir. Şehirdeki en fena jöleyi ben yaparım. Öpücüklerim ne kocamandır. Ninemi seviyorum. Selam kardeşim. Bir bakalım. Ne haber? Atıştırmalık saldırısına hazır mısın? Kesinlikle.
Yemek yarışmalarına bayılırım. Başlayalım. Oho, müthiş. Ne haber kanks? Selam tatlım. Ne yapıyoruz küçük kardeşim? Dondurma istiyorum. Oo, güzel. Bunu yapabilirim. Azıcık tadına bakalım. Bu Fransız vanilyası mı? Evet, çok lezzetli. Sıra bende. Ay, koca bir kaşık koyalım. Şu güzelliğe bak. Mükemmel dondurma külahı. Met. Of ya, kendimi kaptırmışım. Ya, çok üzüldüm ama dur. Hey, şunu kullanabilirsin. Daha önce hiç bundan kullanmamıştım. Ha, tamam. Vay, güzelmiş. Teşekkürler inneciğim. Birkaç kaşık daha koyalım. Vay. Vay, tam bir canavar. Ne düşünüyorsun kardeşim? Uyku zamanı bitti. Kaldırsam mı? Kesinlikle. Tamamdır. Uyan! Ya, kim var orada? Dondurmanın için bağırıyordum. Beğendin mi? Hepsi senindir. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Çok güzel olacak. Yaban mersini bu? Elinize sağlık. Beğeneceğini biliyordum. Sırada ne var canım? Bir bakalım. Donut istiyorum. En sevdiklerimden. Durun, telefon çalıyor. Alo. Güzel. Evet, zamanım var. Şu gençler ve akıllı telefonları. Benim donut yapmam gerekiyor. Çok ince yapmak istemeyiz. Şimdilik iyi görünüyor. Epeyce de yorucu bir iş. Ama şu sonuçlara bak. Mükemmel bir daire. Biraz da krem şanti. Kremasız hayal bile edemiyorum. Donut zamanı. Sadece birkaç tane kaldı. Umarım devrilmez. Amanın, bu gerilim beni öldürüyor. Hey, zaman doldu. Ne? Olamaz. Ne oldu şimdi? Hemen bir şey yapmam lazım. Ve tam da o şeyi biliyorum. Yeterince gerçekçi değil mi? Bu çocuğunu kurtardım. Ye bakalım kardeşim. Büyük olanla başlayalım. Tebrikler inneciğim. Senin için her şeyi yaparım. Şimdi de Matt'inki çok şirinmiş. Lastik gibi. Hiç ısıramıyorum Matt. Çok garip. Kazanan apaçık bir şekilde ninem. Evet. Ben de çok ümitli değildim. Biraz gerginim. Ben pizza havasındayım. Uzmanlık alanım. Ben de pizza severim. Ve her şeyi bir hamurla başlar. Hadi şu güzelliği açalım. Zorlu bir süreç. İyi görünüyor. Şimdi işin eğlenceli kısmı. Şimdi bir yerlere varıyoruz. Sucuk ise yer. En sevdiğim malzemedir. Ama peynir olmadan olmaz tabii. Bol bol da peynir. Umarım laktosa duyarlı değilsinizdir. Sanırım fırına gidiyor. Yoksa bitti mi? İnanılmaz görünüyor. Çok da güzel kokuyor. İlk ısırık gibisi yoktur. Bir daha düşündüm de. Bunu daha da ilginç hale getirebilirim. İşte pizza tabağı diye buna denir. Bir parti pizza tabağı yani. Hayır, bir pizza yığını. Daha da devam edebilirim. İnsanın ağzını sulandırıyor değil mi? Aman aman. İşim zor olacak gibi. Un gelsin. Hamuru sıfırdan yapıyorum millet. Çırpma teli, göster maharetini. İşte budur. Ya da değildir. Bu düşündüğümden daha zormuş. Yemek yapmaktan yoruldun mu nine? Fırsat bu fırsat. Eksildiğini bile anlamayacak. Birkaç küçük ayarlama yapalım. Bir dilim mi? Bütün bir pizzaya ne dersin? Her şey doğru açıyı bulmaktan geçiyor. Bak, burada koca bir pizza var. Şirin değil mi?
ağzım bomboş. Aa, doğru. Al bakalım. Bu hayatımın en güzel günü. Taze pizzadan daha iyi bir şey yoktur. Hmm, sucuklu. Ver ver ver. Aa, çok sevdi. Vay canına büyük anne. Ha, bu da ne? Bebekler için pizza mı? Bir lokma mı? Aman. Yine minkini tercih ederim. İşte bu şahane. Yeni bir tur hazır mıyız? Sosisli yapıyoruz. Tamam o zaman. Bu ekmek taptaze. Sadece sosisimiz eksik. Ama kim sadece sosis sever ki? Güzel soslar da gerekiyor. Bak. Bende çok daha iyi bir şeyler var. Mega ekmekle tanıştırayım. Umarım çok açsındır. Soslar da gelsin. Hmm, çok güzel görünüyor. Etkileyici değil mi? Oo, devasa olmuş. Ver şunları. Nereden başlayacağım? Klasik bir sosisli gibi görünüyor. Hmm, sos ve sosis oranı harika. Şimdi sıra bu bebekte. İnanılmaz. Gir ağzıma. Oo. İşte bu böyle yenir. Harika. Sen kazandın kardeşim. Evet, sonunda kazandım. Ne kadar nefis bir yarışmaydı. Umarız seni çok fazla acıktırmamışızdır. Sence en güzel şeyi kim pişirdi? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarına paylaşmayı ve buna benzer harika videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.